gebelik takibi çok önemli bir konu anne adayları için. Evet. Bu gebelik takibi nasıl? Yani süreçlerini anlatır mısınız? Sağlıklı bir sonuç elde etmek için hamilelerimize düşen düzenli doktoruyla işbirliği içinde biraz özveriyle takiplerini yaptırmaları gerekiyor. Öncelikle sağlıklı bir gebeliği gördükten sonra, kalp atımlarını gördükten sonra biz hastalarımızı 11-14 hafta arasında ikili test dediğimiz, hastalarda çok yaygın olarak bunların adlarını biliyorlar artık, ikili test dediğimiz tarama testine çağırıyoruz. Nedir ikili testin özelliği? Biz de öğrenelim. İkili testimizde 11-14 haftalar arasında bebeğin ense kalınlığını ölçüyoruz. Anneden bir kan alıyoruz. İkisinin birlikte çalışılması sonucu bir risk elde ediliyor. Bu riskiyle birlikte annenin Down sendromlu bir gebelik veya konjenital anomali bir gebelik olma riskini belirliyoruz. Ancak bu sadece bir tarama testi. Kesin olarak test bozuk çıktığında mutlaka bir sorun var, sizin bebeğinizde sakatlık olacak diyemiyoruz. Riskin yüksek olduğunu gösteriyor. Bunlarda risk gördüğümüzde daha sonra CVS dediğimiz, yine bu haftalarda yapılabilen veya daha ileri haftalarda 16. haftadan sonra yapılabilen amniyosentez dediğimiz tanı yöntemlerimiz var. Mutlaka bebekten bir örnek alıyoruz. CVS dediğimiz bu erken haftalarda yapılan da bebeğin plazentasından yani eşinden örnek alıyoruz ve bunlar çalışılıyor. Kromozomlarına bakılıyor. Risk yüksek ama hastalık var mı? Onun teyidini yapıyoruz. Yine amniyosentezde de aynı şekilde geç haftalarda 16-20. haftalar arasında da amniyosentez yapıyoruz. Bu haftalarda da bebeğin kesesindeki sudan bir miktar alıyoruz ve bunu da inceleme yapıyoruz. Kromozomlarına bakıyoruz. Kesin tanıyı o zaman koyuyoruz. Yani ikili testte yüksek gördüğümüzde mutlaka tanıya gitmemiz Yani ikili gerekiyor. testte sorun çıktığında bu Evet, dediklerinizi ayrıntılı yapıyorsunuz. testleri İkili yapıyoruz. test normalse bunlara gerek Bunlara kalmıyor. gerek Diğer kalmıyor. testlere geçiliyor. Evet, yine 16. haftada çağırıyoruz hastalarımızı. Üçlü test yapılıyor. Üçlü testte de yine hem konjenital anomaliler açısından hem de bazen gebeliğin ilerleyen dönemlerinde annede oluşabilecek bazı sorunları göstermesi açısından önemli bulgularımız oluyor. Bu nedenle mutlaka üçlü testimizi de yapıyoruz. Şu anda bütün bu testler de hastanemizde yapılmakta. Yani anladığım kadarıyla anne adayların bunlara çok önem vermesi ve bu testleri yaptırması hem kendi sağlıkları hem bebek sağlığı için çok önemli değil Tabii mi? ki yani yüzyılımızda gebelik takibinin amacı bu. Eğer bir sorun varsa onu tespit edebilmek. Bizim hastalardan duyduğumuz dört boyutlu ultrason diye bir cihaz mı diyelim? Kavram. Kavram var hocam. Nedir dört boyutlu ultrason? Biz gebeliğin izlemlerinde, takibinde yaklaşık 20 hafta civarında mutlaka bir ayrıntılı ultrason yapıyoruz. Bunu standart ultrason cihazlarımızla yapıyoruz. Ancak buna ek olarak kullandığımız, son yıllarda oldukça popüler olan, hastalar tarafından da oldukça talep gören 4 boyutlu bir ultrason muayenemiz var. Ne yapıyoruz burada? Bebeğin hareketlerini anında gözlemleyebiliyoruz ve anne de bunu birlikte izleyebiliyor. Peki bunun faydaları var mı? Daha avantajı var mı standart 2 boyutlu ultrasona göre? Evet, yapılan çalışmalar göstermiş ki bazı sakatlıkların taranmasında, özellikle beyin sinir sistemi sakatlıklarında, yarık damak dudağın taranmasında, yine aynı şekilde bazı batın duvarının hasarlarında, bazı kalp ile ilgili sıkıntılı durumlarda ve yine ekstremitelerin sorunlarında, yokluğunda veya eksikliğinde 4 boyutlu ultrason 2 boyutluya göre bir miktar daha üstün, Daha gelişmiş daha ve gelişmiş. Ve şöyle bir faydası da var. Yapılan çalışmalar göstermiş ki eğer anne bebeğini bu şekilde izlerse kendini daha iyi hissediyor.